Başka bir soru soracaktım ama oradaki bir cümle çok böyle içime dokundu. Çocuğumdan aldığım vakit dedin, aslında ödediğim bedel olarak. Bir annenin hep bu vicdan azabını çektiğini biliyorum ama bir öte yandan da işte müzik yapıyorsun ama elektro gitar çalıyorsun, rock'ı tercih etmişsin. Gerçekten bu sektörde kadın olmak, hele de anne olmak zor muydu? Sektörde olamam ama finalde neden olacak kadar zordu. Hatta yüksek lisans tezim de tam buradan motivasyonla yazdım. Sahne sanatlarında Müslüman dindar kadınlar üzerine tezim. Ve profesyonel hayatın bir parçası olmak hem kendi kimliğim dolayısıyla hem çocukla bütün bu denklemlerin içerisinde gerçekten imkansız bir hale geldi sonunda. Ben de başka bir profesyonellik kurdum finalde. İşte Üsküdar'da küçük kafelerde kendime alanlar açarak, kendime gruplar kurarak vesaire. O yüzden biraz alternatif bir alan olmasaydı ve bu şekilde ek bir emeğim olmasaydı muhtemelen sahne almaya devam edemeyebilirdim bir noktadan sonra. Çünkü işte bu eşyalardan da bahsetmiştik başlangıçta. Eşya taşımanız, o çocuğun oradan oraya getirilmesi, orada yanında durmak. Yani herhangi bir konser ortamında hayal edebiliyor musunuz bu çocukla olacağınızı? Ben mesela işte oradaki bütün fotoğraflarda Üsküdar'da kafede ayarladığım ortamlarda bir şekilde çocuğumla birlikte olmayı başarabildim. Saat ayarlamaları vesaire. O yüzden de o dediğim gibi ne kadar memnun bilmiyorum bu durumdan. Zamanla göreceğiz onu. Bakalım büyüdüğünde soracağım ona ancak bunu anlayabileceğim. Ama tabii ki hani hem zaman anlamında hem mekan anlamında bambaşka bir hayata vesile oldu onun hayatında. Umarım mutludur yani bu durumda. Sevgili izleyiciler, Rümeysa'nın gitarı sadece 7 kiloymuş ve yanında da herhalde getirdikleriyle beraber 15 kiloyu buluyordur. Evet. Bunları taşıyayım, işte gidip bir yerlerde konser vermeye çalışıp üstelik çocukla birlikte inanılmaz bir başarı bence. Evet, bence karşıdan inanılmaz güzel gözüküyorsunuz. Bilmiyorum. Eminim mutludur. Ya yani hele de müzisyen bir annenin çocuğu değil mi? Bence Yani kesinlikle sanatçı ruhlu bir annenin çocuğu olduğu için mutludur. Gitarını aldın bizim için. Şöyle bizim ruhumuza dokunacak bir şeyler bize çalarsan çok mutlu tabii oluruz. bir cover'ımı çalarak başlayacağım. Elbet Harika. bir gün bir sanat müziği eserini gitarla Harika. deneyeceğim. Bakalım. Süpersin. Teşekkür ederim. İyi ki vazgeçmemişsin, iyi ki devam etmişsin, iyi ki de seni tanımışız.